Hollanda ile ilgili Sayın Bakan, siz gördünüz Hollanda'da olanları. Bu tamamen kabul edilemez bir durum ve Avrupa standartlarını ve değerlerini ihlal etmekti. Bunların ihlali söz konusu Hollanda'daki durumda ve tamamen bir ihlal ve tamamen Viyana Konvansiyonu'nun ihlalini teşkil etmekte. Bizim bakanımız kendi konsolosluğumuza giremedi ve diplomatik bir araçla oraya gitmekteydi. Yine Masat Güzarımız aynı şekilde ve so this is against everything. Bunlar her şeye aykırı tutumlar ve Avrupa Birliği'nden bazı reaksiyonlar bekliyoruz, tepki bekliyoruz. Hukukun üstünlüğü ile ilgili açıklamalar yapan Avrupa Birliği'nden. Well, we haven't seen in Europe. Avrupa'da savaş zamanları dahi böyle bir şey görmedik. Nazi zamanında dahi böyle bir şey görmedik. Böyle bir benzeştirme yapabilirsiniz sizler. Bu çerçevede Wilders'in açıklamaları, yaklaşımları söz konusu Hollanda'da ve hükümetin de bu noktada tutumları da bunlara benzemekte maalesef. Yönetimdeki hükümet ve koalisyon esasen aynı retoriği, söylemi takip etmekte Wilders gibi ve Hollandalı yöneticiler anlamında da ve siyasiler anlamında da bu çok büyük bir utanç diye düşünüyorum ve Avrupa için de büyük bir sorun diye düşünüyorum. Polis soruyla Almanya'dan sınır dışı şey dedi, neler söyleyeceksiniz? Sizler de gördünüz gerçekten Hollanda bakanımızı, kadın bir bakanımızı önce yolunu kesti. Daha sonra tam konsolosluğumda... Viyana Sözleşmesi açık. Burası Türk topraklarıdır. Benim konsolosluğum. Ve benim maslahat güzarım, büyükelçimiz Ankara'da olduğu için maslahat güzarım ve bakanım kendi başkonsolosluğumuza alınmadı. Ayrıca içerideki başkonsolosumuz da dışarıya çıkamadı. Yani dışarıya çıkmasına izin vermedi. Bu Viyana Sözleşmesi'nin tamamen ihlalidir. Ayrıca yapılan uygulama bir ırkçılıktır, bir yabancı düşmanlığıdır, İslam karşıtlığıdır, demokrasiye aykırıdır, özgürlüklere aykırıdır. Ve orada barışçıl gösteri yapan insanlara köpekleri üzerine saldırır insanların üzerine. Yani hani toplantı özgürlüğü, hani barışçıl protesto, hani özgürlükler, fotoğrafları var. Şimdi biraz sonra Twitter'dan da yayınlayacağım. Köpeklere ısırttılar bizim vatandaşlarımızı. Ne diyorlar? Türkler gelebilir ama Türk vatandaşlarıyla, Türklerle buluşamaz. Biz, bizim Türkler, yani vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, Hollandalıların esiri mi, rehin mi o verdik biz onlara? Onlar gittiler zamanında, kendi tercihleri, Hollanda ve Avrupa ekonomisinin kalkınmasına katkı sağladılar. Şimdi Türkiye ile bağlarını koparmaya çalışıyorlar ki tam işte asimilasyon politikası Hollanda'nın yaptığı. Wilders da bunu istiyor. Müslümanların sayısını azaltacağım diyor. Yani zamanında Nazilerin yaptığı gibi yakacağım, yıkacağım, öldüreceğim diyor. Ve şu andaki hükümet de Wilders'in uyguladığı politikaların aynısını uyguluyor. Daha da ileri gidiyor. Hatta ben bu anlamda Wilders'ten daha iyiyim. O yüzden lütfen seçimlerde bana oy verin diyor. Böyle bir zavallılık var şu anda Hollanda'da maalesef. Bu kriz nasıl aşılabilir efendim? Bu kriz bir kere bunun karşılığı olacak. Bunun altında kalkmayız. Yani özür dilemek yetmez. Bunun karşılığını verdik, vermeye başladık. Şu anda Hollanda Büyükelçisi zaten iki gün önceden planlanmış, gitmiş. Ülkeye gelmesin dedik. Giremez. Ve başka adımlarımız, atacağımız adımlar var. Onları da planlamaya başladık. Kesinlikle adım atacağız. Fazlasıyla atacağız. Ve daha sonra da Hollanda özür dileyecek Türkiye'den. Hollanda özür dilemediği sürece de biz bu adımları atmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu işin savunulur bir yanı yok. Ben onlara insan gibi dedim ki Dışişleri Bakanı'na, eğer sizdeki seçim problemse ben seçimlerden sonra geleyim. Hayır dedi, seçim sonrası da sana garanti veremem. Git başbakanla konuş, bana kesin cevabını ver dedim. Daha bana dönüp cevap vermeden başbakan küstahça Rutte, Çavuşoğlu seçim öncesi de seçim sonrası da gelemez. Gelirse sadece laleleri görmeye gelebilir. Müzeleri görebilir ama Türkleri göremez. Bundan daha faşistan bir anlayış olabilir mi?
bundan daha fazla böyle insan haklarını, özgürlükleri ihlal eden bir tutum olabilir mi? Bundan daha küstah bir cevap olabilir mi? Ben onlara oysa insan gibi, bu Wilders'ın esir olmuşlar ya, onlara yardımcı olayım diye bu öneride bulundum. İlla seçim öncesi gelmem şart değil. Yok dediler, biz prensip olarak senin seçim sonrası da gelmene karşıyız. Şimdi yani mentalite farklı. Yani amaç farklı, seçim falan değil. Dolayısıyla şu andaki hükümet, şu andaki hükümetteki partiler, liberal ve sosyal demokrat partilerin Wilders'tan farkı yok. Avrupa nereye gidiyor? Avrupa bir uçuruma doğru gidiyor. İkinci Dünya Savaşı öncesine gidiyor. Bunu hatırlatınca da çok üzülüyorlar. Ama gerçek. Konuyu görüyoruz. Avrupa platformuna taşıma niyetiniz var mı? Özellikle Avrupa İnsan Konseyi platformuna. Şimdi dünden bu yana Avrupa Birliği dönem başkanı, Malta'nın Dışişleri Bakanı, George Vella dahil birçok Dışişleri Bakanları'yla görüştüm. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland biraz rahatsızmış Norveç'te. Ekibiyle görüştük. AKP Başkanı Pedro Agramunt'la görüştük. Aynı şekilde bir Hollanda vatandaşı olan Timmermans'la 3 defa görüştüm ki orada bakanımıza yönelik fiziki şiddet uygulamaya başladığı dönemde de görüştüm. Öncesinde de görüştüm. Bert Kunders'ın kendisiyle görüştüm. Ondan sonra bizim yardımcı olacağım dedi. Bu sefer bizim maslahat güzarımızı karakola götürdüler, hücreye attılar. Düşünün, yani bu benim orada şu anda büyükelçiliğe vekalet eden kişiyi götürüp karakolda hücreye attılar. Ve Avramopoulos dahil yine Mogherini birçok Avrupalı arkadaşlarımızı, Dışişleri Bakanlarını aradık. Yine İngiltere'den Boris Johnson'la görüştük. Avrupa'dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'la görüştük. Birçok kişiyle görüştük. Ve herkesin söylediği, yani inanamıyoruz. Şu anda gördüklerimize, duyduklarımıza inanamıyoruz. Ama hadi bir açıklama yapın, o zaman işte Avrupa içinde dayanışma ön plana çıkıyor. Yazık. Yani yazık. Mı efendim konu? Şimdi tabii Adalet Bakanımız, arkadaşlarımız hukuki şeyleri, mütalaaları yapıyor. Ne gerekiyorsa uluslararası hukukla, AİM dahil mücadelemizi sürdüreceğiz. Ama önce şöyle, böyle mert bir şekilde bu Hollanda'nın, yani faşizan uygulamasının yanlış olduğunu Avrupalılardan da duymak istiyoruz. Sadece bizim gibi ülkelere ders vermeye kalkmasınlar. Avrupa'nın göbeğinde bu faşizan uygulamaya eleştiri yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Merakla bekliyorum şimdi. Efendim, ilk adımı ne zaman göreceğiz? Türkiye'den ilk adımı. Dün gece ilk adımı attık. Evet. Dün gece attık ve maslahat güzeli sabaha doğru da çağırdık. Ve Büyükelçinin de gelmemesi gerektiğini de söyledik. Ve bundan sonra da adımlarımız atacak ve biz Türkiye'den de, Türk milletinden de özür dilemelisiniz. Bu özrü de yazılı bir şekilde bekliyoruz dedik. Ama şimdi hangi adımları atacağımızın çalışmalarını yapıyoruz. Bugün de bazı adımlarımız olacak, yarın da olacak. Yani Hollanda'ya karşı adımlarımız olacak. Hollanda bir ucuz siyaset için, seçimde yani birkaç oy alabilmek için, ki ondan da emin değiller, bu ucuz politikaya başvurdu. Topunuzun oyuna işte. Biriniz %17, biriniz %16. Onlarla boğuşuyorsunuz. Yani öyle %50, 51 ile 52 ile 52 hedef olsa da anladım. %17 mi alacağım, %16 mı alacağım? O mu %16 alacak, ben mi %17 alacağım? Zaten yani oylara da baktığın zaman hepsi bu bakımdan da marjinallaşmış parti. Tabii Hollanda seçmeninin tercihlerine bizim saygımız var ama benim söylemek istediğim, bu partiler ve bu siyasetçiler de marjinalleşmiş. Zemin kayması yaşaya Wilders'ın çizgisine gitmişler. Biraz sonra Avrupalı Türklerle buluşacaksınız. Bu konu Avrupalı Türkleri de birinci derecede ilgilendiriyor. Kendilerine bir mesajınız olacak mı? Ne mesaj? Bizim Avrupalı Türklere mesajlarımız nettir. Bir, yaşadığınız ülkeye uyum sağlayın, entegre olun. İki, o ülkeye katkı sağlayın, ki sağlıyorlar şu anda her yerde, Fransa'da, Almanya'da, her yerde vatandaşlarımız ekonomiye katkı sağlıyor, eğitime katkı sağlıyor, kültüre katkı sağlıyor, spora katkı sağlıyor, sanata vesaire, toplumun her kesiminde var. Ayrıca vatandaşı geldi dedin, yine haklarınızdan faydalanın ve bu ülkeyle, bu yaşadığınız ülkeyle Türkiye arasında bir köprüsünüz.
Yani dostluğun güçlenmesi için bir vesilesiniz. Bu bilinç içinde hareket edin diyoruz. Ve şunu da söylüyoruz tabii. Bu söylediklerimizin hepsi esasen bu ülkelerin de faydasına. Geçen gün Zygmunt Gabriel'le de baş başa görüştüğümüzde bugüne kadar Türk siyasetçilerin Almanya'da Türk vatandaşlarına hitap ederken Almanya aleyhine hiç konuşma yaptıklarına şahit olmadık dedi. 15 senedir. Niye bizim hedefimiz niye Almanya olsun, niye Fransa olsun, niye Hollanda olsun? Bizim amacımız burada yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmek, hasret gidermek. Ve en önemli mesajımız da bu. Vatandaşlarımıza hep şunu söylemeye çalıştık. Artık güçlü bir Türkiye var ve güçlü Türkiye sizi yalnız bırakmıyor. Bundan sonra da yalnız bırakmayacak. Yani burada yaşayan vatandaşlarımız yalnız değil. Ve Türkiye ile bağlarını da kimse koparamaz. Hele hele bu Hollanda'daki faşist yönetim ve Wilders'a koparamaz bağları. Bu yollara da boşuna tevessül etmesinler. Ve bizim dış politikamızın unsurlarından birisi zaten bu. Vatandaşlarımızın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaşlarımız ve akraba topluluklarımız. Onların yanındayız. Onlara her türlü desteği de vermeye devam edeceğiz. Ve bugünkü mesajlarımızda, tabii elbette Türkiye'deki referandumu konuşacağız ama bu beyanda da gayet pozitif mesajlar olacak.